Başkanım, teşekkür ediyorum. Dün Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu 7 işçimiz yaşamını yitirdi. Ülke olarak Soma'nın acısını unutmadan yeni acılar yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu acıların sorumluları fıtrat diyerek, madenin ruhsatı yoktu diyerek sorumluluktan kaçan iktidardır. 15 senedir ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Nerenin ruhsatsız, nerenin ruhsatlı olduğunu nasıl bilmezsiniz? Şimdi de maden şirketi mi sizi kandırdı? Kaçak madenin çalışılabiliyor olmasının sorumlusu kimdir? Bu sorumlular hakkında ne yapacaksınız? Yoksa o haldeyiz diyerek yine işvereni korumaya devam mı edeceksiniz? Sorumluluk alamıyorsanız, yönetemiyorsanız derhal istifa edin. Bu düşüncelerle Göcük'te hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir bakan düşünün ki çıkıp basına rahatlıkla sorumluluğu olmasına rağmen 7 kişinin ölümü sonrasında maden kaçaktı diyebiliyor. Demezler mi? Ey kardeşim, sen nasıl konuşuyorsun? Bu ülke senin babanın çiftliği değil. Burası kaçaktı da senin elin armut mu topluyordu? Şırnak'taki bu ocak yıllardır Türkiye kömür işletmeleri tarafından özel sektöre ihale usulü verilmiyor mu? 2017 yılının Mart ayında en son ihale yapıldı ve bir özel firma bu işi almadı mı? Ey bakan, sen bakanlığı yanlış anlamışsın. Bakan derken havaya bakmayacaksın, işine bakacaksın. Bu ocak kaçak deyip kaçamazsınız. Şırnak'taki bu ocak yıllardır Türkiye kömür işletmeleri tarafından özel sektöre ihale usulü veriliyor. Hatta bu kömürler resmi kurumlara satılıyor. Üretilirken kaçak olup da satılırken nasıl yasal oluyor? Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz?